Yaşınız kaç olursa olsun yüzünüzde kırışıklık varsa bu maskeyi kırışıklıklara uygulayın arkadaşlar. Çünkü bu maske kırışıklık giderici bir maske. Hepinize merhabalar değerli arkadaşlarım. Bugün yüzümüzde, boynumuzda, göz çevremizde bulunan tüm kırışıklıklara faydası olacak, kırışıklıkları giderecek kayısı maskesi hazırlayacağız. Kayısı maskesini hazırlarken kuru kayısı kullanacağız bugün arkadaşlar. 3 adet kayısıya ihtiyacımız var. 3 adet kayısıyı bir kabın içine koyuyorum. Ve önce kayısıları yıkamakla maskeyi hazırlamaya başlıyorum. Yıkadığım kayısıları bir cezvenin içine bırakıyorum. Kayısıların üstüne çıkacak kadar su ilave ediyorum. Şöyle gördüğünüz gibi. Ve en küçük ocağın en düşük ayarında kayısılar yumuşayana kadar pişiriyorum. Kayısıları ocağa koydum, pişmeye başladılar. Kayısılar pişerken ikinci malzeme olarak da küçük bir salatalığın yarısını kullanacağız arkadaşlar. Salatalığı da yıkadım ve şimdi ince bir rende yardımıyla salatalığı rendeleyeceğim. Hazırlayacağımız kayısı maskesi aynı zamanda yüzümüzde bulunan sarkmaları da toparlıyor. Siyah noktaları temizliyor. Cildimizde lekeler varsa her kullanımda bir tık daha lekeleri açıyor. Bu maskeyi her kullanımda bir tık daha cildiniz güzelleşiyor arkadaşlar. O yüzden maskeyi düzenli kullanmak çok önemli. Şu an kayısının mevsimi değil fakat arkadaşlar bu soğuk havalarda bu maske cildimize o kadar iyi geliyor ki cildimizdeki bütün kuruluğu götürüyor. Cildi yoğun nemlendiriyor ve cildimizi çok güzel besliyor. O yüzden kuru kayısıdan hazırlıyoruz maskeyi. Yaz mevsiminde bu maskeyi taze kayısıdan da hazırlayabilirsiniz. Kayısıları yumuşayana kadar pişirdim. Üstüne bıraktığınız su yeterli gelmezse kayısıların yumuşaması için biraz daha su ilave edebilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dibinde de çok az bir su kaldı. Kayısılar biraz soğuduktan sonra bir çatal yardımıyla kayısıları güzel bir şekilde eziyorum. İyice piştikleri için de ezilmesi de oldukça kolay oluyor. Ben burayı ölçtüm. 1 yemek kaşığı da salatalık rendesi çıktı. 1 yemek kaşığı salatalık rendesini kayısının üzerine bıraktım. İkisini birlikte tekrar karıştırıyorum. Son malzeme olarak da süt kaymağı kullanacağım. 1 çay kaşığı kadar süt kaymağını da karışımın üstüne ilave ediyorum. Burada süt kaymağı yerine bal da kullanabilirsiniz arkadaşlar. 1 çay kaşığı bal ekleyerek de maskeyi hazırlayabilirsiniz. Süt kaymağını da ilave ettikten sonra tekrar malzemeler iyice birbiriyle özleşene dek karıştırıyorum. Yüzümüzde, boynumuzda, alnımızda, göz çevresinde bulunan tüm kırışıklıkları gidermek için kayısı maskesini nasıl uyguluyoruz? Kayısı maskesini temiz cildimize, tüm yüzümüze, göz kapakları dahil uyguluyoruz arkadaşlar. Boynumuza da uyguluyoruz ve yüzümüzü bir peçeteyle kapatıyoruz. Peçeteyle kapattıktan sonra yarım saat kadar yüzümüzde bekletiyoruz. Yarım saatin sonunda yüzümüzü önce ılık, sonra soğuk suyla yıkıyoruz. Ve cildimiz çok güzel bir şekilde nemlenmiş oluyor. Eğer cildinizi nemsiz hissederseniz arkasına da nemlendirici sürebilirsiniz. Bu maskenin faydalarını görebilmek için 2 gün arayla düzenli olarak maskeyi cildimize uyguluyoruz arkadaşlar. Bu malzemeleri ilk defa yüzünüze uygulayacaksanız önce küçük bir alanda test edip sonra tüm yüzünüze, göz çevrenize, boynunuza uygulayın. Kırışıklık maskesini 2 gün arayla yüzümüze düzenli olarak uyguladığımızda kırışıklıkların yavaş yavaş açıldığını, ilk uygulamada bile cilt tonunun açıldığını, cildin beyazladığını, ciltteki renk eşitsizliğinin gittiğini gözlemliyorsunuz arkadaşlar. Düzenli uygulamada siyah noktalarınız gidiyor, ciltteki sarkmalar toparlanıyor, kırışıklıklar açılıyor, cildimiz güzelleşiyor. Tarif ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Sormak istediğiniz sorular varsa yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Beni Instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Orada da çok güzel paylaşımlar yapıyorum. Sizleri orada görmek beni çok mutlu edecektir. hepinizi Instagram sayfama davet ediyorum arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.